Caner selam. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk ya, kusura bakma, çocuk uyutmaya çalışıyoruz evde. Estağfurullah, ne demek, ne Bizdeki demek? teknik aksaklık diyelim. Estağfurullah, ne demek? Aslında öyle başlayalım. Yakın zamanda ailenize yeni bir üye katıldı. Gözünüz aydın. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bir ay oldu galiba, değil mi? Çok yeni. Evet, bir ay oldu. Çok Eli yeni, yeni kulağında bir ay oldu. oğlum dünyaya geldi. Allah inşallah sağlıklı bir ömür nasip etsin. Amin. Çok teşekkürler. Allah sana da nasip etsin inşallah. İnşallah. Nasıl bir duygu babalık? Vallahi İstersen öyle başlayalım. çok keyifli. Çok keyifli. Geç bile kalmışız diyebilirim yani. Çocuk sahibi olmakta. İnsanın hayatındaki nasıl tarif edebilirim? Eksik bir parça gibi. Bana göre öyle. Bence o parça ile tamamlanmış oldu. Çok güzel bir duygu. İsmi Kıvanç'tı galiba, değil mi? Kıvanç. Kıvanç. Kıvanç Kıvanç, Ersoy. çok iyi. Uyuyor şu an galiba. Uyudu mu? Aynen öyle. Annesi teslim aldı az önce. Uyutma devresine girdi. Süper. Öyle de başlamış oldum. Çok tatlı bir başlangıç yaptık aslında. İnşallah uzun ömürler nasip etsin diyelim. Ve Çok yavaş teşekkür yavaş ederim. yayınımıza başlayalım. Tabii Tabii. malum süreçten geçiyoruz. Zor bir süreç hepimiz için. Yaklaşık biz yayınlarımıza 3 aydır evden devam ediyoruz. Senin de tahmin ettiğin üzere aslında birçok kurumda evden çalışıyor. Basketbolcular da, sporcular da evden yürütmeye çalışıyorlar. Şunu soracağım. Şimdi uzun bir süre geçtiği için aslında ilk başa döneceğim. Bu süreçte herkesin içinden böyle yeni yeni insanlar çıkmaya başladı. Yeni karakterler çıkmaya başladı. İşte kimi kendisini mutfağa verdi. Kimi kimi okumadı, kitap bırakmadı, izlemedik dizi film bırakmadı. Aslında bunu da sana şöyle yönelteceğim. Senin içinden böyle yeni bir karakter, yeni bir Barış Ersek çıktı mı? Sen neler yaptın? Yok vallahi ben değil biz yaptık. Eşimle çocuğumuz dünyaya geldi. Bence bizim en büyük başarımız bu oldu diyelim bu dönemde. Ama tabii ki kendi mutfağı veren çeşitli tabii ki bu pandemi sürecinde herkes evlere kapandığı için çeşitli aktivitelere girmiş olan insanlar görmekteyiz. Kendilerine başarılar diliyorum. Ben mutfakta iyi değilim. Eşim çok iyi. Onun alanına hiçbir zaman girmem. Ne eşim benim alanıma girer ne ben onun alanına girerim. Dolayısıyla olduğum kişi olarak devam ediyorum hayatıma. Zaten kitap okumak veyahut da müzik dinlemek hayatımızın doğal bir parçası. Onlar standart bir şekilde devam ediyor hayatımızda diyebilirim. Peki bir iş bölümü söz konusu mu bu süreçte? Tabii çocuk da oldu. Çok farklı bir durum ama yine de herhalde çocuktan sonra daha sık bir iş bölümü yapılır, değil mi? Ya vallahi sorma, çocuk doğdu. Yani ben en son altyapılarda oynarken tek başıma lojmanda kalıyordum Anadolu Efes'te. Evim vardı. Kendi evimi temizliyordum. Tekrar o işlere geri döndüm. Eşim çocukla uğraşırken ben ev temizliği işlerine girdim falan. Bayağı bir iyi oldu benim için. Bir nevi antrenman da diyebilirim sana. Gayet keyifli açıkçası. Burada da Veya geldik işte 2 gündür Alanya'ya geçtik biz. Eşimin annesi, kayınvalidem sayesinde. Alanya'daki evimizi temizlemek olsun. Her işi ben yapıyorum burada. veya o temizlik yaptığında senin çocuk uyutma gibi böyle Ya görev sorma ya. değişimle O işlere, çocuk uyutma işlerine mümkün mertebe girmemeye özen gösteriyorum. Çünkü daha böyle yeni alışıyorum. Annesi zaten ona hemen çocukla hemen uyum sağladılar da ben biraz zorlanıyorum o konuda. O da zamanla herhalde, değil mi? Çocuk size Kesinlikle. babasına alışacak, annesine alışacak. Kesinlikle, kesinlikle. Ama Caner süper bir duygu. Gerçekten inşallah Allah isteyen herkese nasip eder. Sağlıklı bir Amin. çocuk. Böyle de mübarek bir günde dilemiş olalım Gerçekten. isteyen herkes için. Güzel bir Ramazan arifesinde. Herkesin Ramazan bayramını da kutlayalım şimdiden. Öyle. Peki. Biraz basketbola girmek istiyorum. Karantinadan çıkalım. Tabii. Basketbola girmek istiyorum. Sen de Tabii. takip etmişsindir. Basketbol Federasyonu ligleri olduğu gibi tescil etti. Herhangi bir şampiyon veya küme düşme, lige yükselme yok. Bu kararı sen nasıl değerlendiriyorsun bir basketbolcu olarak dışarıdan bir gözle? Yani şu an herhangi bir takımda sözleşmeli oyuncusu değilsin ama ne düşünüyorsun bu konuda? Ya açıkçası bu konuda Türkiye Basketbol Federasyonu'nun vermiş olduğu karar çok yerinde. Belki biraz geç bile kalınmış olabilir. Buradaki en şanslı nokta kimseye herhangi bir şekilde bu virüs belasının bulaşmamış olması. Bildiğiniz gibi yani ben de basından takip ettiğim kadarıyla bu virüs herhangi bir şekilde temas yoluyla
temas kurabilecek mesafeye yaklaştığınızda insandan insana çok rahat geçebiliyor. Basketbolda hak verirsin ki şiddetli bir temas sporu. Yani saha içerisinde yeri geliyor 10 santim bile boşluk kalmıyor rakip takımdaki veya kendi takım arkadaşınla aranda. Dolayısıyla çok yerinde bir karar. Bu dönemde hiçbir spor dalının oynatılmaması lazım. Ama basketbol federasyonunun vermiş olduğu karar bence çok yerindeydi. Hatta sen temastan bahsettin. Futbola nazaran daha dar bir alanda oynandığı için Kesinlikle. o dar alandaki temas daha fazla oluyor ister istemez. Şimdi bir rebound mücadelesine girdiğini düşün. Sen de o boyalı alana aslında çok yakın bir Çok isimsin. aşina bir Çok isim. aşina bir isimsin. O rebound mücadelesi, blok mücadelesi vesaire derken oradaki yani kendini nasıl geri çekeceksin? Öyle bir durum Yok, da var. hiçbir şansın yok. Hiçbir şansın yok. Bir de basketbolda yani bir başladığın zaman maça, antrenmana hani uzak durayım diye bir şansın yok. Temas kuruyorsun ister Kesinlikle. istemez rakiple. Kesinlikle bak. Karşındakiyle. Çok doğru bir karardı. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Yani şu yönden sevinebiliriz. Hiçbir sporcu arkadaşımın gördüğüm kadarıyla koronaya yakalanmaması çok sevindirici. Bu sürecin başında Fenerbahçe Beko bir pozitif açıklamıştı. Ama ondan sonra da o testler negatife doğru dönüş yaptı. Mesela Cenk Reyna genel menajerde vesaire Evet. pozitif çıkmıştı ama o süreç İlker atlatıldı Üçer. çok şükür. İlker Üçer'de pozitif çıkmıştı Kesinlikle. ama o süreç atlatıldı çok şükür. Herkes şu an sağlıklı bir şekilde yoluna devam ediyor. Önümüzde Evet. bir Euroleague kararı var. Euroleague'in kararı bekleniyor ama zannediyorum orada da gelen bilgiler doğrultusunda oynatılmayacağı yönünde. Yani açıkçası sonuç itibariyle basketboldan bahsettiğimiz için spor olarak Euroleague'in de aynı şeyi yapması gerekiyor. Çünkü iptal etmeyen bir şey kalmadı yani liglerini. İtalya keza bizim gibi iptal etti. Euroleague'in de aynı şeyi FIBA kompetisyonlarını iptal etti. Dolayısıyla Euroleague'den de aynı şeyi yapmasını bekliyoruz ama oradaki politik duruşu diyelim ne yöne evrileceğini kimse tahmin edemez. Onun için net bir şey söylemek kolay olmayabilir bu konuda. Peki kısa süre içinde oradan da resmi bir açıklama bekliyoruz. Hem Umut takımlar da ediyoruz. bekliyor, takımlar da Umut bekliyor ediyoruz. çünkü. Ben inanmıyorum yani sen kaç aydır, 3 aydır kimse idman yapmıyor doğru düzgün. 2,5-3 aydır. Hani hangi akla hizmet hemen başlatmaya veyahut da verdin bir tarih. Mesela Temmuz ayını verdin. Sporcular 3 haftada bir ayda hazırlanacak diye bir kaide yok ki. Yani bu işe bir anda daha ağır sakatlıklara sebep açabilirler yani. Sebep olabilirler. Dolayısıyla ümit ediyorum orası da iptal eder. Kesinlikle. Biz de bekleyeceğiz resmi açıklamalar oldukça. Takip edeceğiz bu süreci. Ben diyorum ki biraz senin basketbol kariyerine dönelim. Seve seve. Şöyle bir araştırma yaptım. Bunu biliyordum ama rakamsal olarak bilmiyordum. Sen doğrusu eğer yanlış söylüyorsam sen düzeltirsin. 17 kupayla Türkiye basketbol liglerinde en çok kupa kazanan sporcusun herhalde, değil mi? Yani rakamda bir yanlışlık var mı bilmiyorum ama Ya açıkçası ben de tam senin kadar hakim değilim, yalan yok. Dolayısıyla ama 17 rakam doğru olabilir. Ben 19 mu 17 mi ondan emin değilim. Ama böyle bir rakam var. Evet. Böyle bir rakamla zirvede olduğum doğrudur. o unvanın sahibisin yani. O en çok kupa Kesinlikle. kazanan ve birçok takımda Şimdilik yani bunu. kaptırmaya da niyetim yok. Yani bakıyorum ben mesela kariyer geçmişine işte Darüşşafaka, Anadolu Efes, Beşiktaş, o zaman Milangaz ismiyle Beşiktaş, Milangaz, işte Fenerbahçe, Beko. Yani bu takımlarda sadece lig kupası da değil. Beşiktaş'ta Euro Challenge, Fenerbahçe'de Turkish Airlines Euro League. Yani sen kariyerini çok uzun bir kariyer ama nasıl özetlersin? Ya açıkçası çok uzun bir kariyer dediğim gibi. Bugün 32 yaşındayım. Bu sezon içerisinde hem kendi şahsi kararım olarak hem de sonrasında gelen teklif babında kendi planlamama uymadığı için devam etmeyerek doğru bir karar aldım bu sene açısından. Açıkçası geriye dönüp şu anda sorduğuna göre bakarsak 2001 yılından beri basketbol oynuyorum. Beşiktaş'ta kısa bir süre oynayıp Anadolu Efes'e geçtim. Aldığım Anadolu Efes'in vermiş olduğu kültürü doğru bir şekilde alıp kendim de üzerine koyarak doğru bir kariyer oluşturduğuma inanıyorum ve bu devam edecek daha birkaç yıl daha oynama istiyorum basketbolu. Önümüzdeki yıl
Eğer bu pandemiyi atlatırsak ve ligler yeniden oynanırsa, açılırsa önümüzdeki yıllarda oynayarak devam edeceğim ve güzel bir şekilde basketbol kariyerimi noktalayacağım. Şu anda bakarsak basketbol kariyerime bir skala koymaya çalışırsam skalada çizginin oldukça iyi bir seviyede olduğunu görebiliyorum. Peki bu süreçte o Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonraki süreçte bir takımla anlaşmadığın durumu tamamen senin kararın mı? Bu tamamen benim kararım. Ben açıkçası şöyle bir durum var. Zaten Fenerbahçe'den biliyorsun ayrılma sürecim ilginçti yani benim açımdan söyleyecek Aslında ben olursam. onu da soracağım ama şu an tribün Hiç özelinde sordum. açıkçası ben askere gittim sezonumuz bittiği gibi. Askerden sonra da zaten askerlikte işte bir bu sürece sonrasında gireriz. Öğrendiğim bu süreçten sonra eksik olmasın eşimle de evlenmiştik. Eşim balayına gidelim dedi. 22-23 Temmuz'da askerliğim bitti. Balayına gittim. Hayatıma dair oturtmam gereken şeyler vardı. Bunları açıkçası ön plana almam gerekiyordu. Bunları alırken bir yandan gelen tekliflere baktım ve gerçekten kafamdaki planlamaya uymadığına inandım. Dolayısıyla belli bir süre beklemek istedim. Beklediğimde de çok haklı olduğumu gördüm. Tam olarak menajerimi değiştirdim. Menajerim gerçekten istediğim teklifleri getiremeyecek durumdaydı. Daha iyi bir menajer grubuyla çalışıyorum. Tam bu pandemi süreci başlamadan evvel basketbola geri dönüyordum. Yurt dışından görüştüğüm takımlar vardı. Türkiye Ligi'nden görüştüğüm takımlar vardı. Ancak pandemi sürecinin başlamasıyla beraber eşimin doğum süreci vesaire hepsi bir araya geldiğinde zaten basketbola dönme gibi bir şansımız olmadı kendi adıma. Böyle bir süreç oldu. Derler ya her şeyin hayırlısı olsun. Kendi Kesinlikle. açımdan bakınca gerçekten hayırlı oldu. Yani basketbola biraz ara verip hayatımın ne durumda olduğuna bakmak açısından olsun. Sonrasında hayatımı değiştirmem gereken menajer vesaire şeylerde ufak tefek değişiklikler yapıp hayatıma devam ediyorum. Bir eksi mi bir artı mı? Ben çok huzurlu ve mutluyum. Gerçekten çok artı olduğuna inanıyorum. Peki bu tekliflerden bahsettiğin EuroLeague takımı mıydı? Ya Bu yurt dışından aldın. açıkçası Euroleague takımlarının hiçbirisiyle görüşmedim. Euroleague takımları, Eurocup takımları desek daha makbule geçer. Euroleague takımlarıyla çok bir temasımız olmadı. Hani ne derler? Masaya koyabilecek bir kontrata kadar ulaştığımız bir şey olmadı. Havada konuşmalardı. Dolayısıyla bu süreçte Eurocup takımlarıyla masaya oturacak pozisyona gelmişken pandemi süreci zaten patlak verdi sezon sonu. Dolayısıyla böyle ne diyeyim bu şekilde bir hayırlı bir süreç oluyor. Daha iyisini söyleyemem herhalde. Peki hayat ve basketbol normale döndüğünde seni herhalde yine Basketbol Süper Ligi'nde görmeye daha mı yakınız? Yani planların o yönde mi? Açıkçası planlar var. İlk tercihim evet Basketbol Süper Ligi. Ancak yurt dışına da kapalı değilim. Nasıl bir süreç işleyecek önümüzde hep beraber göreceğiz diyorum. Peki inşallah senin hakkında da hayırlısı olur. Yani en doğru Çok karar güzel olur. yaşarsın. Çok güzel olacak. Ben kariyerim boyunca ailem, eşim, değiştirdim, menajerim, mentorum, kondisyonerim. Bir ekip olarak düşünüyorum kendimi. Bir ekibiz biz. Doğru planlamaları her zaman doğru yönettiğime inanıyorum. Bu da çok doğru bir şekilde devam edecektir. Peki ben şuna gelmek istiyorum. Sen kariyerinde birçok takımda forma giydin ama son olarak böyle en göze batan performansın ve kariyerin itibariyle de Fenerbahçe Beko'da yaşandı. O 4 Evet. senelik maceranın içinde yani Türkiye'ye Avrupa'dan gelmiş en büyük kupanın içinde o kadroda sen de yer alıyordun. Ve 2 gün önce de bu arada onu da söyleyeyim. O kupanın yıl dönümüydü. Seni de o kadroda bulunduğun için ayrıca tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel de paylaşımlar oldu Evet. internette. Eksik olmasın. Fenerbahçeli olan olmayan herkesin gururla bahsettiği bir kupa, bir organizasyon. Aynı şekilde Galatasaray Euro Cup'ı kazandı, Darüşşafaka Euro Cup'ı kazandı, Beşiktaş'la Euro Challenge'ı kazandık. Bunlar ülkemiz için inanılmaz Kesinlikle. kazanımlar. İnanılmaz kazanımlar. Kim olursa olsun takımının rengi fark etmez. Bunlar ülke kazanımıdır. Kesinlikle. Tabii Euro Lig'in dışında o 4 senelik Fenerbahçe macerasında birçok şeyde yaşamışsındır.
İşte süre bulduğun zamanlar oldu, bulamadığın zamanlar oldu. Taraftarın sana yönelik beklentileri de çok yüksekti ben dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Çünkü yerli bir oyuncuydun. Yani o yabancıların arasından sıyrılmaya çalışan yerli bir oyuncunun her zaman değeri çok daha fazla oluyor Fenerbahçe'de ve büyük takımda özellikle. Tabii o süreçte, yani tabii 4 yıllık maceranı tamamen anlatmanı istemeyeceğim ama bir ayrılık yaşandı. Sen de az önce ufaktan bir giriş yapmıştın. Şöyle bir soru soracağım sana. O ayrılık paylaşımında bir nokta benim dikkatimi çekti. Sen işte o paylaşımda Fenerbahçe'ye teşekkür ettin, taraftara teşekkür ettin. O süreci bir nevi mesajında dile getirdin ama şöyle bir cümle var. En önemlisi de hak ettiğime inandığım şanslar gelmediği için sabretmeyi öğrendim cümlesi benim çok dikkatimi çekti. Ve o cümlenin akabinde ben sana şunu soracağım. O şansları sence neden alamadın? Biraz da o konuya girmiş olalım. Tabii. Açıkçası ben 32 yaşında profesyonel bir sporcuyum. Sporculuk kariyerimde başıma gelmeyen hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Yani ceza, sakatlıklar, ne sayarsan her şeyi üzerine koyabilirsin. Fenerbahçe'deki bahsettiğimiz süreç açıkçası benim açımdan üzücü noktalandı. Şöyle, gittiğim her takıma çok hak ederek gittiğimi biliyorum. Öyle olduğuna inanıyorum. Neden? Seçtiğim veyahut da beni takımına kazandıran her koç, her kulüp bir şekilde başarıyı yakalamışım. Başarıyı yakalayan kadroların içerisinde yer almışım. Bu demek oluyor ki ben gerçekten iyi çalıştığım için oralarda tercih edilmişim. İkincisi de takım başarılı olmuş. Ben de bu başarının bir parçasıyımdır. Bu ne olursa olsun. Kendimi sporcu olarak geçtim. O kulüpte bulunan masör dahil, malzemeci dahil hepsi aynı şekilde başarının bir parçasıdır. Burada konuyu çok dağıtmayalım. Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Bahsettiğim bütün her şey sonuna kadar arkasında. Burada bahsetmek istediğim şey bir oyuncunun iyi oyununu sergileyebilmesi için veyahut da iyi ya da kötü olduğunu belirtebilmek için kendi adıma sporcu olarak konuşuyorum. O oyuncuya belli bir süre, bir ay, 1,5 ay, hadi kısaltalım 3 hafta maksimumuna çıkıyorum. 3 hafta ona belli bir süre vereceksin ki bu süre 5 dakika, 10 dakikalardan bahsetmiyorum. Daha uzun süre. Senin o sporcudan ne kadar verim alabildiğini oluşturabileceğin bir istatistik çıksın eline. Ben bütün gittiğim takımlarda veyahut da sporcu olan herkeste bu vardır. Yani bu istisnasız bir durumdur. Bu Fenerbahçe özelinde benim elime asla geçmedi. Yani şöyledir ki ben bunu Koç'ta da sürekli konuştuğumuz bir şey. Hani şurada şu son paylaşımdan düşünülebilir ki Koç'la ilişkilerim kötüydü. Hayır, tam tersi. Koç'la her zaman ilişkilerim çok düzgündü ve kendisiyle bunu da tartışıyorduk. Ben Fenerbahçe'de başarılı olan bir kadronun içerisinde yer aldığım için çok mutluyum. Bir şekilde Koç süre veremedi, zaman olmadı. Bir sürü sebep sayabilirsin. Ama olan şey şu, bir maçta 5 dakika girip 10 maç oynamayıp 10 maç sonra 5 dakika, 10 dakika tekrar verilebilmesi koçun tercihidir. Ona her zaman saygı duyuyorum. Bu profesyonel bir iş. Ama benim açımdan bakabilecek olursa ben hiçbir şey veremem orada. 5 dakikada 10 dakika, 10 maçta bir 5 dakika, 10 dakika hiçbir şey veremezsin. Bunu verebilecek bir sporcu varsa ben bugün spor bırakmaya hazırım. Hiçbir derdim yok bu konuyla alakalı. Bu konu dışarısında hani beklentiler karşılandı mı, karşılanmadı mı? Ben organizasyon olarak bakıyorum. Organizasyon başarılıysa ben de başarılıyım. Ben çünkü parçasıyım. Ama organizasyon başarısızsa ben en başarısızım çünkü organizasyon başarısız. Benim için bu kadar basit bir süreç. Umarım doğru anlatabilmişimdir sana. Yok yok, ben gayet iyi anladım. Son Teşekkür ederim abi. tahlilde ben Koç'la her zaman açık açık konuşmuşumdur. Şöyle bir şey oldu. Sezon bitti. Üzerinden de 7-8 ay geçmiş şimdi Tabii düşününce. tabii. Sezon bitti. Bizim her zaman bir süreçlerimiz vardı. Ben hani Koç'la konuşmadan kimse bir karar almaz. Hani gitmek kalmak yönünde hiç kimse bir karar almaz. Dolayısıyla ben sezon bitti. Hemen askere gitmek durumunda kaldım. Askere gittim.
Koçla veya kulüple hiç kimseyle de konuşmadım. Askere gittiğimde işte askerlik bir tecrit altında olduğunuz bir yerdir. İşte orada askerdeki arkadaşlarımdan bir tanesi bir gün geldi bana. Dedi ki Barış dedi sen de Fenerbahçe'den ayrılmışsın dedi. Hayırlısı olsun dedi falan filan. Ben de Fenerbahçe'den mi ayrılmışım dedim. Aa evet dedi. Şimdi dedi işte arkadaşım geldi söyledi. Aa öyle mi dedim yani hayırlısı olsun dedim. Sonra ardından da ben de o paylaşımı yaptım. Ben açıkçası bana söylenmeden, bana bildirilmeden böyle bir paylaşım yapıldığı için üzüldüm ve o üzüntümü de o şekilde yazarak ifade etmeye çalıştım ve dediğim gibi sonuna kadar arkasındayım yazdıklarımın. Yani şunu anlıyorum o zaman ben. Sen Fenerbahçe'den ayrıldığını askerde mi öğrendin? Askerdeki 10 gün tanıdığım arkadaşımdan öğrendim. Fenerbahçe seninle yollarını ayırdığını askerde açıklıyor. Yani sen askerdeyken açıklıyor. Sen de bu bildiriyi, bu açıklamayı arkadaşından öğreniyorsun. Aslında kırıldığın Evet. noktada biraz bu olmuş o zaman. Bu tam olarak bu. Ondan sonrasındaki süreçte bu şekilde evrildi. Hani ne derler? Süreci bilen bilmeyen bir sürü insan, beni tanıyan tanımayan bir sürü insan. İşte onu söyledi, bunu söyledi. Biliyorsun yani bizim ülkemizde bunlar var. Bir sürü şey söylendi. Ben burada ilk defa sana açıklıyorum bu konunun böyle olduğunu zaten. Peki çok teşekkür ederim. Aslında bu da çok bilinmeyen bir noktaydı herhalde. İşte Yok, çünkü bilinmeyen bir noktaydı. karşılıklı anlaşmayla yapılan bir ayrılıkmış gibi ve sanki o mesajında da senin alamadığın şanslara yönelik bir sistemini dile getirmiş mesajın gibi. Ama bunun bir arka planı olduğunu sen şu an ilk kez açıklıyorsun. Yani neden öyle bir paylaşım yaptığını. Ben sana çünkü bu soruyu sorduğumda sen takım içindeki yapıdan dolayı şans alamadığını tahmin ettiğim için sordum ama sen tabii bu olayın arka planını açıklıyorsun, aydınlatmış oldun yani. Kesinlikle. Peki O koçla takım ilişki... Heh, tabii. içerisinde koç takım içerisinde şöyle ekleyeyim. Takım sevgili Caner, takım şampiyon oluyorsa her sporcu 40 dakika oynamak ister eminim ama bu günümüz basketbolunda 40 dakika oynayabilen oyuncu sayısı çok azdır arka arkaya. Yani günümüz basketbolunda süreler düştü. Her sporcu eminim ki 25-30 dakika oynamak ister ama ben edindiğim tecrübe Anadolu Efes altyapısından oynadığım diğer takımlardan kazanılan şampiyonluklarda edindiğim tecrübelerden sana söyleyebilirim ki bir takım, bir organizasyon, takıma organizasyon olarak bakarsak şampiyon olacaksa yapılan fedakarlığa sonuna kadar katlanacaksın. Sonrasını tartışabiliriz. Bu konuyu bu şekilde netleştirebilirim sana. Peki. Şunu soracağım. Koçla ilişkilerini dile getirdin. Tabii bir sorun olmadığını da söyledin ama mesela biz Obradovic'in karakterini izlediğimiz kadarıyla çok farklı biri olarak tanımlıyoruz. Yani şimdi koç çok farklı bir ayrı bir parantez açılır. Ayrı bir yayın yapılır onun için. Mesela seni de kenara çekip o bench'te çok böyle yani tartışma diyeceğim ama tartışma o bir şey öğretme anlamında bir tartışma yaşıyordunuz siz koçla. Mesela neyi yapamadığında o koçun biz fırçasını görüyorduk. Ekranda o yüzü kızardığında hani mesela senin özelinde de konuşabiliriz bunu. Seni kenara çektiğinde sana affedersin bir fırça attığında yani neyi yapamadığını görüyordu koç sana orada bir öğreti sunuyordu. Yani açıkçası şöyle bir durum var. Dışarıdan fırça olarak gözükebilir. Koçun tarzı bu yani. Hani dışarıdan baktığınızda hiç tanımayan birisi manyak bir adam sürekli oyunculara bağırıyor dersin. Ama gerçekten çok öğretici bir antrenör. Dolayısıyla sahada yani sen bugün Michael Jordan'ı basketbola başlat, girsin sahaya. Ona da bir şeyler öğretmeye kalkar. Onu da kenara aldığında bak sen şurada 3 metre daha sağda olman gerekiyordu falan diyebilir yani. Dolayısıyla koç her kenara geldiğinde basketbol bilgisi o kadar yüksek ki yani o kadar yüksek ki onun arzuladığı basketbol içerisinde sen sayı atsan da ne bileyim bir top çalsan bir rebound alsan bile mutlaka pozisyon esnasında bir şey kaçırmışsındır bulur yani kenara gelip sana bir şey öğretmeye çalışıyor. Her zaman bir şey öğretmeye çalışıyor. Yani koçla ilgili benim böyle şöyle bir tanımım var. Basketbola dair bir kütüphane oluşturmaya kalksak, gerçekten içerisine sadece koçu koysak bence yeterli. O kütüphaneyi sadece Obradoviç'e Gayet yeterli bence. Yani ayırıyoruz. bilinebilecek her şey kendisinde var basketbola dair. O zaman Sayın Jacob Obradoviç'i üç kelimeyle anlatmanı istesem. Çok mu kısa olur? Obradovic ya gerçekten çok kısa olur. Yani
Ve ilk sırada zaten basketbolun profesörü diye, ordinarius diyelim, ordinarius diye not alırım yani, ama üç kelime çok çok kısa olabilir. Aslında ordinarius hepsini kapsıyor. Yani çok net bir ifade. Tam Obradoviç için. oldu, tam oldu. Peki kariyerin açısından bu kadar konuşmuşken şunu da sormak istiyorum. Kariyerinde böyle tabii birçok maç oynadın. Yani yüzlerce maç oynadın. Çok kritik maçlarda sahne aldın. Kupaların var. Böyle sonucunu değiştirmek istediğin bir maç var mı aklına gelen? Yeniden oynasak Var. sonucunu değiştirsek. Var. Olmaz mı? Fenerbahçe'deki ilk yılımda CSKA'ya kaybettiğimiz final. O Yani ribaundu almak ister miydin? ya gerçekten o rebound için yani neyim varsa verirdim orada herhalde yani. Bu Çok o kadar üzücü net. bir anda. Ya gerçekten o yani basketbol içerisinde insan hayatında öyle anlar vardır hepimizin hayatında. Gerçekten o çok ne derler, kalıcı bir durum var. Yani gerçekten ellerinizden giden bir kupa olduğunu biliyorsunuz. O insanın içine çok kötü oturuyor. Öyle söyleyeyim. Gerçekten onu değiştirmek isterdim. Aslında o ribaundun kalıcı bir hasar yaratması beklenirken Fenerbahçe daha da üstüne koyarak EuroLeague kupasının müzesine koydu. Bu Çünkü o ribaund bize çok iyi bir ders oldu. tam tersi bir etki yarattı o Aynen, riband. kesinlikle. Peki Eksik olmasın. Koç da değil bize her gün onu hatırlattı zaten. mi? Bence çok sağlam hatırlatmıştır. Kesin, emin ol, emin ol. Fazla acıttı canımızı. Fazlası var, eksiği yoktur diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Peki basketbolculuk dışında hiç böyle başka bir meslek yapsaydım ve o hangi meslek olurdu diye düşündün mü? Yani açıkçası basketbolculuk dışında emin ol Caner, ben kendime inanıyorum. Eksik olmasın, ailem de bugüne kadar beni yetiştiren ailem de o şekilde inanıyor. Basketbol dışında kendilerini tenzih ederim. Çöpçü bile olsam çok başarılı olurdum ve ailemin de inanılmaz desteğini arkamda bulurdum. Bu kadar diyebilirim sana yani. Tam olarak şablonunu öğrendiğim her şeyi yapabileceğime inanıyorum. Yeniden olsa yeniden basketbolculuğa başlar mıydın? Kesinlikle. Her şeyde basketbol yaşanılası bir şey. Verdiği adrenalin, duygular, pozitif, negatif, yaşanılan her şeyle basketbol gerçekten yaşanılası bir şey. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir durum yani basketbol. Peki şimdi şunu soracağım. O dünya basketbol tarihini bir aklına getirmeni istiyorum. Şey, yerli, yabancı, birlikte oynadığın basketbolcular. Mesela son olarak The Last Dance belgeselini de mutlaka izlemişsindir, takip etmişsindir. İşte orada da Chicago Bulls'un çok önemli oyuncuları var. Dünya basketbol tarihine imza atmış. Böyle bir ilk beş kurmanı istiyorum senden. İçinde sen de yer alacaksın. İster 4 numara, ister 5 numara. O tercihi sana bırakıyorum. Bir ilk beş kurmanı istiyorum. Yerli, yabancı, dünya basketbol tarihinden kimleri alırdın o ilk beşe? Sevgili Caner, şöyle yapalım. Açıkçası kendi adıma, kendi basketbol kariyerimde oynadığım oyunculardan bir 5 oluşturursam Tabii, nasıl istersen. sanırım daha doğru verebilirim sana Tabii. mesajı. Ben açıkçası 1 numaraya kesinlikle Carlos Arroyo'yu koyardım. 2 numara şimdilik kalsın. 3 numaraya David Hawkins'i koyardım. David Hawkins. 4 numaraya kendimi koyardım. 5 numaraya Esteban Batista'yı koyardım. 2 numaraya da DJ Strawberry'yi koyardım. Strawberry. Kesinlikle. Bu kadro benim gözümde gerçekten çok iyi bir kadro. Güzel bir beş oldu ama. İşte Çok oyun iyi bir beş oldu. kurucusuysa, oyun kurucularıyla, pota altıyla, Hawkins'e topu ver, şut Her şeyi yapar, her şeyi atsın. yapar. DJ'ye topu ver, içeri penetre etsin. Çok Carlos atletik yani, o göze de hoş mükemmel. gelir. Göze de Mükemmel. hoş gelir. Esteban Batista'ya topu indir. Zaten 5 numarada oyun kurabilen bir oyuncu. Artık günümüzde çok azaldı öyle oyuncular. Peki bu arada yorumlara da bakıyorum. Fenerbahçe taraftarının da işte zaman zaman sana karşı olumlu yorumları da var. Onları da Ya görüyorum canlarım yani. benim ya. Olumsuz olsa da çok seviyorum onları. Yani bana da buradan görüyorum. Çok fazla mesaj geliyor. Olumlu, olumsuz. Çok seviyorum onları. Ne diyebilirim? Yani kendi fikirleri, olumlu da kendi fikirleri, olumsuz da kendi fikirleri, ama yani ne yapalım? Çok seviyorum sadece onları. Mesela yayından önce ben bu seninle yayın yapacağımı bir çok yakın bir dostum var benim. Üniversiteden Furkan ismi. Ona söylediğimde seninle yayın yapacağımı, o Winner
lakabım var ya senin, Winner Barış Ersek. Çok Hani o selam söylüyorsun lakap kendisine. kendisi de şu an yayında, ben de selam söylüyorum. O Winner'ı duyduğunda ne hissediyorsun? Onu sormuştu aslında. Biz bahsettik ama onun sorusunu ben dile getirmiş olayım. Çok çok mutlu ediyor beni. Gerçekten bazı şeyler hak edilir. Ben bunu kendim üretmedim. Bunu gerçekten gören insanlar takdir etmişler böyle bir lakabı. Benim için çok mutluluk verici bir şey. Bu lakabı layık görmelerinde gittiğim her takımda başarıyı yakalamış organizasyonların parçası olmamda çok büyük bir yararı olduğunu görüyorum. Çok mutluyum. Devam edecek bu özellik. Yeniden böyle bir büyük takım hedefin, yani büyük takımdan çok sıcak ayrıldın, yani yakın bir geçmişte ayrıldın, yeniden bir dönme hedefin olur mu? Ya açıkçası ben tekliflere çok açığım şu anda. Basketbola verdiğim ara bana çok iyi geldi dediğim gibi. Ama Fenerbahçe'den ayrıldığım süreçte gerçekten hemen herhangi bir takıma anlaşsaydım ben başarılı olamazdım. Yani basketbolcu olarak başarıyı yakalayamazdım. Çünkü benim için çok üzücü bir ayrılık süreci oldu. Basketbol oynamaya kendimi verebileceğim bir süreçteydi. Eksik olmasın eşim o dönemde bir işte balayı yapamamıştık. Balayına gittik, dolaştık, seyahat ettik falan filan. Çok verimli bir periyot geçti benim açımdan. Peki. Ben bu yayından çok keyif aldım. Şöyle keyif aldım. Senin tüm içtenliğinle yaptığın yorumlar, o süreci açıklaman beni çok mutlu etti. Ben çok teşekkür ediyorum sana bunun Ben için. de teşekkür ederim Caner. Seninle tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de Çok çok güzel bir memnun oldum. program olmuştur eminim. Ben çok keyif aldım. Umarım sana da geçmiştir. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı son olarak? Seninle kapatalım. Vallahi biliyorsunuz ki pandemi süreci yaşıyoruz. Bunlar gelip geçecek. Yani dünya yüzyılda bir böyle şeyler yaşıyor. Bunu da yaşamamız gerekiyordu. Yaşadık. Bunlar bitecek. Bundan sonraki süreçte basketbol oynamak isteyen veyahut da hangi işi yapmak istiyorlarsa arkadaşlara başarılar diyorum. Sağlık her şeyden önce geliyor. Sadece buna dikkat etsin herkes. Peki, ben de öncelikle oğlumla sağlıklı, nice uzun ömürler ailenle birlikte geçirmeni diliyorum. Tekrar gözün aydın. Allah analı babalı büyüsün inşallah. Çok Amin. mutlu Çok oldum. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben İnşallah de en çok çok mutlu oldum. ağzına sağlık. Yeniden inşallah görüşmeyi Çok sağ ol. dileğiyle diyorum. Görüşürüz inşallah. Kendine çok iyi bak Caner. Sen de iyi akşamlar. İyi akşamlar.